Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu videomuzda bir aksilik olmazsa Limgrave bölgesinin kuzey kısmını keşfediyor olacağız. Kuzeyden kastım da şöyle göstermek gerekirse şuradan şöyle şu kısmı keşfediyor olacağız. Birkaç tane ziyaret edeceğimiz yer var, birkaç tane göstereceğimiz event var. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalın katıl üyesiyseniz bu videoları daha erken erişme imkanınız oluyor. Daha önceki Dark Souls serilerine vesaire bütün seriyi yükleyip o şekilde erişme imkanı tanıyordum. Ama burada Elden Ring çok uzun bir video serisi olduğu için bütün videoları yükleyene kadar çok büyük birkaç tane ay geçecek. O yüzden aylarca bekletmemek adına izleyicileri ben de şey yapmaya karar verdim. Yani videoyu yükledikçe izleyiciyi açmaya karar verdim. Normal izleyiciler de genellikle bir müddet sonra izleyebiliyorlar. Yani bir gün veya iki gün sonrasında onlara açıyorum videoları. Buradan Wild Strikes almış olduk. Yani bir Ash of War. Şimdi şuradan çok yukarı, yani hemen yukarı, daha çok yukarı değil, hemen yukarı çıkıp bir tane Grace'i açacağız. Ama buradan devam etmeyeceğiz. Burada oyunun aslında işte ilk ana hikayesinden devam etmemizi gerektirecek olan ilk mini ana boss'u var. Mini ana boss diyorum çünkü bu oyunun main boss'larından geçmiyor veya ana boss'larından geçmiyor. Ya öyle kategorize edilmemiş. Yani o şekilde ifade edeyim. Burayı açtım, eşofurumuzu aldım. Tekrar bir önceki şeye geri dönüyorum, Grace'e geri dönüyorum. Bu arada ben bir önceki videodan bu videoya kadar şey yapmış oldum. Almış olduğumuz, toplamış olduğumuz Golden Seed'leri kullandım ve toplamda şu an 8 tane şeyim var. Nedir adı? Flask'ım var. Mesela 6 tane Flask'ım Crimson Tears ve 2 tane de mana potum bulunuyor. Orada bir geçiş yapmış oldum. Yine bu videoda bir aksilik olmazsa şeye uğruyor olacağız. Round Table Hall'da uğruyor olacağız. Elimizdeki seal'ları vesaire güçlenmek için. Burayı ben hep yanlış gidiyorum. Niye bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim efendim. Bir gün öğreneceğim. Çok yukarı geldim gereksiz. Aşağı gitmemiz gerekiyor halbuki. Günün sonunda hani haritadan göstermek gerekirse şey yapıyoruz. Nedir adı? Şu ormanlı bölgeye gitmek istiyoruz. Şu ormanlı bölgeden devam ediyor olacağız. Ben biraz fazla yukarı geldim. Gereksiz bir şekilde. Bazen oluyor böyle aksiyonlar. Pam pam pam. Bu arkadaşla kapışabilirsiniz. Kapışmak zorunda değilsiniz ama dilerseniz kapışabilirsiniz. Vay anasını. Buraya. Hadi bakayım. Şimdi şuraya gitmek gerekirse. Şimdi eğer geceleyin buraya gelirseniz. Şöyle bir şey yapıyor olacağız. Yani bunu göstereceğim. Öleceğiz büyük ihtimal. Hani burada açıkçası başarılı olacağımızı zannetmiyorum. Çünkü normal oyunun İlerleyen noktalarında buraya gelmemiz bekleniyor. Şimdi burayı gece yaptım. Hemen olmayabilir. Gece yaptığınız halde buradaki NPC burada durmaya devam ediyorsa tekrar dinlenmeniz lazım. Geceleyin buraya gelirseniz durum şuna evriliyor. Şuraya girdiğinizde bir tane düşman direkt sizi invade ediyor. Sen vurduğum hasardan belli yani şu an buna saldırmam gerektiği. Çok sıkıntılı bir düşman. Herhangi bir şeye karşı zayıflığı yok. Elindeki silahı yakından sallatabileceği gibi böyle uzağa da göndertebiliyor. Dediğim gibi yani şu an zaten yenmemiz gereken, beklenen bir düşman değil kendisi. Bir aksilik olmazsa biz buna daha sonra geliyor olacağız ve kendisini öldürmeye çalışacağız. Oyunun başında bence Limgrave bölgesinde uğraşacağınız en zor boss bu. Yani gece bossların hepsi dahil. Uğraşacağınız en zor boss bu. O yüzden bence şu an için kendisi uğraşmayın. Yani, silahlarımızdır vesairedir. Onları güçlendirdikten sonra şey yapabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Ama şu an için uğraşmanızın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de karar sizlere kalmış. Yani onu nasıl yapacağınız tamamen size ait. Şimdi... Hop. Burada PvP seven arkadaşlar için birer item alıyor olacağız. Tabii öncesinde bir invasion eventimiz var. Tahmin edeceğiniz üzere. Direkt atından düşmüş oldum. Ya yani inmiş oldum. Çünkü biri beni öldürmeye geliyor. Arkasının Tehnikus gelmiş oldu. Kendisine saldırıyor olacağım. Bu arkadaş hani Holy Damage'den çok fazla hasar almaz ama günün sonunda Holy Damage, Holy Damage yani hani hasarı elbet vuruyor olacak.
Kendisinin de kullanmakta olduğu silahın özel bir alevli saldırısı var. Şu an yapmaya çalıştı ve benim engellediğim. Bendeki gibi şey varsa, catch flame varsa çok hızlı kullanıp kendisini öldürebiliyorsunuz. Diğer türlü onun ağır saldırı yapmasını bekliyor. Arkasına geçip saldırabilirsiniz. Ya da şey yapma imkanınız var. Nedir adı? Ağır saldırı yaptıktan sonra geri ve ileri yuvarlanıp kendisine vurabilirsiniz. Burada hammer talismanı aldık. Kısa şuradan göstermek gerekirse. Sizin stunner reducing ataksı, yani şöyle diyeyim. Bunu kalkanla blokluyorsunuz. Kalkanla bloklarken yani bir düşman kalkanla blokluyor. Kalkanla bloklarken siz saldırıyorsunuz. Saldırırken kişi kalkanla blokladığı için staminanız fazla azalıyor. Staminanız fazla azalsın istemiyorsanız bu talismanı takabilirsiniz. Hiç kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Burada bir tane şeyimiz var. Ruhumuz var. Benim diyor tek istediğim şey buraya arenaya girip savaşmaktı diyor. Ey Guidance diyor, bu kapılar niye açılmıyor? Buradan competitive yani PvP play oynanış için Small Red Effigy ve Duelist Pearl Finger alıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere daha önce multiplayer şeklinde tanıtmıştık. Bu arkadaşlar yere kırmızı bir şey yazıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz. İnsanlar kırmızı yazıyı aktive edip sizi kendi dünyalarına PvP yapmak için çağırıyorlar. Ya da bunu etraftaki summoning pool'lara isminizi göndermek için kullanıyorsunuz. Ve insanlar summoning pool'lara sizin isminizi kullanıp sizi kendi dünyalarına çağırıp sizinle PvP yapıyor olacaklar. Yani böyle bir mantığı, böyle bir kullanım var. PvP'de hani önemli olan açıkçası nasıl diyeyim? Karşıdaki kişiyi yenip yenmemenizden ziyade ondan keyif almanız açıkçası ve farklı build'lar görmek. Yani özellikle farklı build görmek anlamında PvP çok güzel oluyor. Mesela bizler şu an Incantation oynuyoruz. Hani diyorum yani dexterity'si var, büyücüsü var, işte bunun strength'i var vesaire. Hani bakın ya başka oyuncular neler yapıyor, hangi silahları kullanıyor, ne tür farklı Ash of War'lar var. Bunları görmek adına PvP çok güzel oluyor. O yüzden ben kesinlikle tavsiye ederim yani PvP yapmanızı. Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Bu arkadaşın az önce kullanmış olduğu aslında Ash of War'u almak istiyoruz kendisinden. Kendisini öldürüp. Bir şey olarak bizlerin çok işine yarıyor bu Ash of War. Incantation build oyuncusu olarak işimize çok yarıyor. Bazen kullanmakta olduğu bu şey silahı düşürme ihtimali var ama her zaman düşürmez. Gösterme imkanım var, in aşağıya. Yapamadım ama olsun. Yani benzeri bir saldırı yapabiliyor olacak alttan düşmüş olduğu için. Kendisini öldürünce Ash of War Golden Wave'u alıyorsunuz. Bu Ash of War Golden Wave'u silahınıza koymanız durumunda, silahta bu Ash of War'u kullanmanız durumunda kendinizin incantation saldırılarını veya büyülerinin hasarlarını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla bizim build'ımıza çok hoş oturan, çok hoş giden bir Ash of War oluyor bu. Kötü tarafı şu, benim şu an kullanmakta olduğum Ash of War'un aksine silahımı bufflamıyor. Silahımın bufflamıyor olması da işte uzun soluklu şey yapmama engel oluyor. Holy hasar vurmama engel oluyor. Burada bir başka şey var. Ruh var. Şimdi diyor ki bizim bu şeyi, bu kutsal mekanımızı şeyler bastı. Nedir adı? Ölüm bastı. Ve bu ölümden ötürü işte biz burayı terk etmek zorunda kaldık diye ifade ediyor. Ben burada şöylesi bir aksiyon yapıyor olacağım. Yani burayı yakmış olacağım çünkü lokasyon olarak buradayız. Buraya daha rahat gelebiliyorduk. Ama burayı şimdi yapmayacağım. Burayı birazdan yapıyor olacağım. İlk yapacağım şey oyunun kendi eventlerine sadık kalmak adına şuraya ışınlanmak olacak. Daha önce bu kasabaya gelmiştik ama bu kasabadaki boss'u vesaire kesmemiştik. Şimdi aslında o boss'u kesmeye gidiyoruz. Boss şu an karşımda görmüş olduğunuz burada şey yapmakta olan, nedir adı? Kayıkla dolaşmakta olan bu Nine. Kendisi bir tane vurduktan sonra %90 ihtimalle aynen ya buraya ya sol tarafa ışınlanmıştır. Yanına gelin, bir tane holy hasar atın, pat 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 vurabilirsiniz. O şey, iskeletler samınlar, siz de kendi şeylerinizi samınlayın ve pat 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 saldırın. Holy hasara çok fazla vuracağınız için holy şeye basmakta fayda var. Ash of War'u basmakta fayda var. Günün sonunda iskeletler biliyorsunuz hani iki vuruşta vesaire ölüyor. O yüzden iskeletlerle hiç uğraşmıyoruz. Direkt kendi saldırmaya devam ediyoruz. Hop ve holy hasarın hani farkı orada direkt hissediliyor. Buff'ım gittiği anda hasarım düştü. Kendisini öldürürseniz iskeletler hepsi kayboluyor. Kendisini öldürdükten sonra Death Root alıyorsunuz. Bu bir quest için önemli. Militiaman Ashes alıyorsunuz. Konuşmayı başarabilirsem söyleyebiliyor olacağım. Bunlar da bizim aslında summonlayabildiğimiz bir Ash of War oluyor.
Dilerseniz Goldex solcuları, dilerseniz bu arkadaşları kullanın. İkisi arasındaki fark şu. Bunlar öldükleri zaman bir daha dirilmezler. Ama iskeletler öldükleri zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. Bunlar samanlamış olduğunuz eşler için de geçerli. Dolayısıyla bunları kullanmak bir tık daha mantıklı oluyor. Ben bu yüzden geçip şey yapıyor olacağım. Bunları tercih ediyor olacağım. Bir önceki, daha önceki videolarda Sprint Tuning'i açıklayacağımı söylemiştim. Ama açıklamayı unutmuşum, atlamışım. Bir aksilik olmazsa, yine unutmazsam bu videoda ondan bahsediyor olacağım. Şimdi... Burada bir çek var mı diye bakmaya geldim. Yoktu diye hatırlıyorum. Burada düşmanlardan şey düşebiliyor bazen. Aklınızda bulunsun. Smithing Stone düşebiliyor. Şimdi ilk yapacağımız şey Round Table Hall'da geri dönmek olacak. Şimdi normalde Dee bize demişti ki bu kasabaya gitme. Hani kendi hayatına kıymet veriyorsan bu kasabaya gitme demişti. Ben geldim ve gittim sonuçta. Kendisine diyeceğim ki ben gittim. Bak diyeceğim ben Death Root'a sahibim. But with a prowess for weeding Deathroot, how would you like to earn the strength of beast if you're inclined to haunt more of those who live in death? And then I'll introduce you to Garank. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? En sonunda diyor ki, diyor, aklın yolunu izlemeyen bir başka daha, bir aptal daha, yani bir ahmak daha. Fakat diyor sen hani eğer ki bu ölümde yaşayanları doğusuların death'i şey yapmaya devam edeceksen, ağlamaya devam edeceksen ben diyor seni sana bir şey sunabilirim. Bu beast diyelim ya, buna canavar diyebilirsiniz. Canavarlığının gücüne sahip olmak ister misin diyor. Eğer istersen ben seni bir NPC ile tanıştırabilirim diyor. Biz de kabul ediyoruz bunu. Haritamıza bir yer işaretliyor. Haritamıza işaretlemiş olduğu yer hemen göstermek gerekirse bizim çok çok daha öncesinde kullanmış olduğumuz Waygate kısmını işaretliyor. Biraz da oraya gidiyor olacağım, orayı gösteriyor olacağım. Oraya göstermeden önce şunu da göstermek istiyorum. İlk olarak burada şey yok. Gideon burada değil. Gideon'a nerede, nereye gitti bu Gideon diye merak ediyorsanız. Gideon bu kapıyı açmış durumda. Kendisi burada. Kendisinin alabileceğiniz çok fazla sayıda şey var. Diyalog var. Şu an için onlarla uğraşmayın. Ben yeni geldiğinde her birine değiniyor. Her birinin lore'unu, hikayesini anlatıyor olacağım. Bir diğer Rodrika burada. Şimdi biz daha önceden şeyle konuşup demirciyle konuşup bu kızın spirit tuning'e yatkın olduğunu öğrenmiştik. Bunu kendisine aktarıyoruz. I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh to teach. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul. Tamam dedi, ben dedi gidip o zaman bir Master Hugh'den, yani bu demirciden öğrenmek isteyeyim dedi. Ondan spirit tuning içerikleri almak almaya çalışayım dedi. Gelmişken Rodrika'ya bize söylediğini kendisine aktarıyor olacağız. Diyeceğiz ki Rodrika'ya göz kulak olur musun? Diyor ki kafayı mı yedin sen diyor. Kim diyor benim gibi çirkin, kaba ve sürekli olarak demircilikle uğraşan biriyle birlikte vakit geçirmek ister. Yani yanında, onun yanında olmak ister. Bu diyor saçma ya. Olacak iş değil. Biz diyoruz ki kız bunu istiyor. Yani bu kızın istediği şey bu. Buna inanmayı da diyorum. Ben diyor senden şüphe etmiyorum ama diyor bir şeyin inanılamayacak kadar iyi olduğunu fark ettiğimde bunu anlarım, bunu görürüm diyor. Şimdi buradan Strength Armament diyerek aslında elindeki silahları ben bir tık yükseltmek istiyorum. Elindeki silahı şu an artı 4'e kadar yükseltmiş bulundum. Yine Seal'ımı da bir miktar yükseltmek niyetim var. Seal'ımı da artı 4'e kadar yükselttim. Kalkanla uğraşmanıza gerek yok ama zaten şu an dikkat edin Smithing Stone 1'leri kullandığımız bir şey yok. Diğer ki bu kalkanla karar kıldıysanız ya da karar kıldığınız bir kalkanınız varsa onu upgrade edebilirsiniz. Hop. Şimdi bundan almış olduğumuz diyaloglarla kıza gidiyoruz. Şimdi burada bir dinlenin. Round Table Hold'un Grace'inde dinlendim. Ayağa kalktım. Bu kız burada olmayacak. Kız günün sonunda şuraya hareket etmiş olacak. Burada iki şeyi fark etmeni istiyorum. Kız ilk olarak burada bulunuyor. İkincisi kızın artık kırmızı başlığı yok. Kızın bu kırmızı başlığını terk etmiş olması aslında kızın yeni bir amaç bulduğunu ifade ediyor.
Biz kendisiyle tanıştığımızdan beri kaybetmiş olduğu arkadaşlarından ötürü veya kaybetmiş olduğu yoldaşlarından ötürü oldukça hayal kırıklığına uğramış ve yıkık bir halde kendisini bulmuştuk. Fakat ve kendisine bir amaç arıyordu. Biz kendisini Round Table Hall'a getirdik. Spirit Tour'un ne kadar bir yeteneği olduğunu öğrendi. Hani burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da aslında kendi amacını bulmuş oldu. Ve o kırmızı başlığını attı. Kırmızı başlığını biz ileride keşfediyor olacağız. Nerede olduğunu buluyor olacağız. Gerekirse bizler de girebiliyor olacağız. Ben attığı yeri ve atmasına sebep olan aksiyonu çok beğenmiştim hikaye olarak. Sizlerle paylaşmak istedim. Yine bulunca bir tık daha değiniyor olacağım buna. Kendisiyle konuşursak... That he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, and if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Burada bir nevi hani ben artık bu işleri yapabiliyor olacağım. Demirci arkadaş Hugh sağ olsun kendisine öğretmiş ne yapabileceğini, ne yapması gerektiğini. Ve diyor ki günün sonunda hani benim yüzümden veya benim uğrumda grafted olarak işkence görmüş diyelim. İşkence görmüş insanların veya kişilerin acısını bir tık olsun daha azaltabileceksem bunu yapıyor olmam lazım. Roderica the Spirit Tuner çırağı hizmetinizde efendim deyip bir nevi bize dükkanını açıyor. Spirit Tuner'e tıklarsanız burada takılı olan Spirit Tuner'e direkt buraya çıkar, sahip olduklarınız hepsi burada bulunur. Burada yapabileceğiniz şöyle bir şey var. Bunları upgrade edebiliyorsunuz. Yani bunların hasarını, bunların canını vesaire yükseltebiliyorsunuz. Benim tavsiyem şu. Oyunun başında en çok kullanacağınız ve en çok işe yarayacak olan içerik Skeletal Militemen Ashes oluyor. Çünkü tekrar tekrar summonlanabiliyorlar. İleride farklı şeyler bulabiliyor olacağız. Hem bunlardan hem kendi kullanmakta olduğunuz içeriklerden en çok keyif aldığınız ve en çok yararlı bulduğunuzu upgrade edin. Burada güçlendirin. Ben hani şu an için bunları herhangi bir şekilde bir yatırım yapmayacağım. İleride farklı farklı alıp tanıtacağım. Ondan sonra o tanıtmış olduklarım içerisinden ben bunu tercih ediyorum diyeyim. Ona biraz güçlendirme yapıyor olacağım. Okey. Evet. Bu kısmı da aslında tanıtmış olduk. Bir şeye bakmak istiyorum. Tamamdır. Ne kadar runum var diye bir bakmak istedim. Şimdi buradaki katakomba gitmiyoruz. Özür dilerim. Yanlış ışınlandım. Haritamıza işaretli olan VGT'e gidiyorum. İşaretli olan VGT'e gidiyor olmamın temel sebebi şu. Şuradan dışarı çıkayım. İşaretli olan VGT'e gidiyor olmamın temel sebebi şu. Şu işaret haritadan çıksın istiyorum. Ya yoksa nasıl oradan gidilecek yere biz çoktan gittik ama bu işaret haritadan çıksın istiyorum. Zaten bu şeyi keşfetmediyseniz hani elbet D ile olan diyalogların sonrasında burayı keşfediyorsunuz aslında. Yani günün sonunda biz buraya bir tık daha erken gitmiş olduk ama oradaki NPC, oradaki bölgeye vesaire elbette ki oyun bir şekilde erişmenizi istiyor. Şimdi burada aslında benim oynamakta olduğum bu oynanışı izleyip ya keşke ben de işte Ayazmon gibi incantation'lar kullansaydım. Yani Dexter'e gidiyorum ama incantation kullansaydım. Yani Seyter'e gidiyorum ama incantation kullansaydım diyorsanız sizlere çare olacak bir tane item almaya gidiyoruz aslında. Bu arada buraya yani direkt şuraya ışınlanabilirdiniz. Aklınızda bulunsun. Bu arkadaşla konuşabiliyor olacağız. Gulang dedikleri arkadaş bu. Kendisine Death Root'u teslim ediyorum. Bize Clawmark Seal veriyor ve Beast Ayı veriyor. Clawmark Seal sizlerin de kullanabileceği bir seal içeriği. STR scaling'i var. Hani Dexter'de kullanan arkadaşlar bir miktar STR'ye puan vermişler diye düşünüyorum. Çünkü belli başlı silahlar kullanmaya ihtiyacınız olacak. O yüzden STR kullanan ve STR'den scale olan bir içerik olduğu için Fate'inizi yükseltmeksizin STR'nizi yükselterek de kullanabildiğiniz bir seal oluyor. Yan bir build olarak şey kullanmak isterseniz adını size söyleyeyim. Incantation'ları yani bir nevi Fate build'ı kullanmak isterseniz kullanacağınız seal bu olur. Sevgili STR build ya da quality build arkadaşlara seslenmiş ve söylemiş olayım. Tekrar katakomba ışınlandım. Şimdi katakomba gelince The Beast Eye Quivers diye bir şey görüyorsunuz. Bu aslında bence Witcher'a gönderme ve aynı zamanda Witcher'daki güzel bir mekaniği buraya eklemişler. Witcher'da hatırlarsanız bir yaratığa yaklaştığınızda bir böyle nasıl derler supernatural bir şeye denk geldiğinizde Witcher'da Witcher'ların kolyeleri, madalyonları titremeye başlıyordu. Burada da bu Beast Eye titremeye başlıyor olacak. Deathrootlu bir içeriye denk geldiğimizde. Şimdi burada bu iskeletler var. İskeletlere karşı bendeki holy hasarı kullanıyor olmak çok işe yarıyor. Çünkü bunları tek vuruşla öldürüyorsunuz. Yani bunlar tekrar ayağa kalkmıyorlar. Bu da bir tık işimize geliyor açıkçası. Önünüz beyefendi. Şuradan gideceğim.
Oradan gitmeden önce şuraya gitmek istiyorum. Yani normalde standart iskelet gibiler bunlar. Hani bunları öldürdüğünüzde bir daha öldürmeniz gerekiyor ama öl bakayım. Ama hani holy hasarınız varsa tek vuruşa kendini öldürebiliyorsunuz. Hani ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi burada birkaç tane iskelet var. O yüzden bir tık hızlı yapmakta fayda olabilir. Bu arada bir dakika. Evet, aslında yukarıyı önce yapmam lazımdı. Karıştırdım. Bum. Bu arkadaşı öldürelim. Evet, yukarıda okçumuz var çünkü. Hazır buff'ım varken ilerlekleri aradan çıkarmak istiyorum. Arkada yerde duran bu psikopat elbet ayağa kalkar ama bakalım ne zaman. Buradan çıkalım. Ash of War olarak açıkçası bu katakombların iskeletli versiyonlarına gerçekten çok işimize yarıyor bu. Ben seviyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Şimdi evet. Hop. Bam. Bam. Bunları öldürelim. Buradan gideceğiz. Aslında yukarıdaki platforma gelmiş oluyorsunuz bu sayede. Ve yukarıda gördüğünüzde bir tane iskelet var. Yukarıda ok atıp duruyor. Çok sıkıntı değil belki ama hani bir yerden sonra rahatsız edebiliyor. Uçuk atanı son anda aldım. Oradan bir tane uçuk atan alıyorsunuz. Eğer ki benim YouTube kanalımda bulunan çift uçuk atana build'ını kullanmak istiyorsanız Samurai klasıyla başlayıp uçuk atanayı buradan alıp günün sonunda çift katana build'ı yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hani yapı yapmak tabii ki sizlere kalmış. Ben çok keyif almıştım. Elden Ring'de Power Stance mekaniği var çünkü. Ve oldukça da aktif kullanılabilir bir içerik oluyor Power Stance. Hani yüksek hasarlar bulmanıza imkan tanıyor. Uçuk atanayla oynadığınızda kanama hasarı vurduğunuz için çift power yani çift silahla kanama hasarı vurarak aslında kanama hasarının proklanması yani onun aktive olması ve düşmanın üzerine bir kanama hasarına bağlı patlamanın gerçekleşmesini hızlandırabiliyorsunuz. İki tane kılıça saldırdığınız için. Aklınızda olsun. Yani uçuk atana gerçekten benim ilk oynayışımda kullanmaktan çok keyif aldım. Hatta oyunu bitirmeme imkan tanıyan silah oldu. Burada ben tanıtmış olmak istedim. Bahsedeceğim olmak istedim. Şimdi buradan içeri girelim. Hop. Şimdi burada Black Knight Assassin var. Bunun çok güzel bir lore olduğunu düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa ben tanıtmaya çalışacağım. İskeletleri samladık burada. Evet. Zaten canının bir miktar az olduğunu görüyorsunuz. Hani şu şekilde rahatlama imkanınız var ama günün sonunda biraz izlemenizi istiyorum. Yani bu arkadaş sağa sola deşler, hızlı hızlı ilerler, böyle birkaç kez üste vuruyor. Biraz böyle şey yapıyor. Nasıl der? Estetik saldırıyor diyebilirim. Dark Souls 3'teki Dancer'ın bir değişik versiyonu diyebilirim. Tam olarak o değil belki ama bir değişik versiyonu diyebilirim. Black Knife Assassin ilk olarak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Black Knife Assassin gerçi bir dakika şunu söyleyeyim. Assassin's Crimson Dagger talismanını düşürüyor. Bunu takmanız durumunda kritik saldırılarla kritik saldırılar biliyorsunuz işte riposte atma opsiyonu hani düşmana direkt kılıcımızı saplayıp kendisini yere atıyoruz. O saldırılarda canınızı bir miktar doldurmanıza imkan tanıyor. Çok kullanacağınız bir talisman olduğunu düşünmüyorum. Daha sonrasında biraz lore'undan bahsetmek istiyorum. Black Knight Assassin'dan aslında ilk olarak şeye dikkat edin. Bu boss fight'ta bu arkadaşın canı bir miktar aşağıdaydı. Yani full canla başlamadı. Oyunun açılış sinematiğinde Goldwyn the Golden'ın Black Knight Assassin'lar tarafından Night of the Black Knights diye bir şey var. Gece var, bir olay, bir aktivite var. O gece ilk kez bir demigod öldürülüyor. Onu öldüren aslında bu assassin, bu suikastçiler oluyor. Bunlardan bir tane yok, bunlardan birkaç tane var. Benim kendi nacizane teorilerimden bir tanesi. Sonuçta bunlar bu Goldwyn the Golden'ı öldürdükten sonra kaçmak durumundalar oradan. Uzaklaşmak durumundalar ki diğer demigodlar iyi bizim kardeşimizi öldürdün takıl demeyecekler. Sonuçta demigod adamlar, yarı tanrılar yani. Bu arkadaşlar oradan kaçmış bir suikastçı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü canı yarıda başlıyor. Benim kendi nacizane teorim şey değil. Hani illaki öyle olacak veya öyle demek diye değil. Ben bir tık ona bağlamaktan keyif aldım diyebilirim. Buradan yine Deathroot aldık. Bu Deathroot'a gerekirse götürüp Gulang'a teslim edebiliriz. Şu an için onunla uğraşmıyor olacağım. Çünkü bu videoda yapacağımız daha başka içerikler var. Bunu atımı çağırıyorum. Atımı çağırdıktan sonra bir saniye. Hop.
Yine erken mi aşağı indim diye düşünüyorum şu an. Aa, buradan çıkma imkanım var mıydı? Ne yazık ki yok. Okey. O zaman dolanacağız bir tık. Pam pam pam. Kuzey bölgesini keşfetmeye ve buradaki içerikleri almaya devam edeceğiz. Normalde şuradan aşağı inmem daha mantıklı oluyor. Şurada bir tane çünkü şeyimiz var, silahımız var, lens diye. Yani lensi açıkçası kullanan bir build görmedim ben. Ama hani sizler eğer ki ya şu build'a iyi gidiyor vesaire diyorsanız lütfen yorumlarda vesaire belirtin. Kullanmak isteyen arkadaşlar faydalansın bildiğinizden. Tamam. İndim, tamam, bırak beni, indim. Aman Allah'ım. Bu ne saldırganlıktır? Şimdi burada iskeletleri kullanmak yerine şu arkadaşları kullanmak bana bir tık daha mantıklı geliyor. Çünkü bizim hasara ihtiyacımız var. Şeye değil. Tanka vesaire değil. Sağ tarafta bomba atan arkadaşlar var. Onları şimdilik görmezden geliyorum. Direkt bunlara saldırıyorum. Burada esas sıkıntı az önce bize saldıran Knight aslında. Şu sağ tarafta oturmakta olan. İsterseniz ona arkaya yaklaşıp saldırabilirsiniz. İsterseniz benim gibi gelip buradayım ulan deyip kafasına şeyle atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hop. Summon'ların en beğendiğim tarafı bir nevi tank görevi görüyor olmaları. Çok işimize yarıyor bence. Hey. Saldır. Hop, güzel. Şunu dolduralım. Bu arkadaşlar bir tanesinin arbalet kullanıyormuşu çok hoşuma gidiyor benim. Uzaktan saldıran bir tane şeyim oluyor, samanım oluyor bu sayede. Bir tane sandığımız var. Sandığı açacağız. Buradan Beast Crest, Eater Shield aldık. Tekrar atıma biniyorum. Biraz daha hızlı hareket edebilmek adına. Şuradan hop, Exalted Flash'ı alıyorum. Dümdüz ilerliyorum. Bu kampta artık benim ilgilenmem başka bir şey kalmadı. Dümdüz ilerliyorum. İlk olarak şuradaki bir içeriği aradan çıkartıyor olacağım. Yapmak zorunda değilsiniz de ya, yani günün sonu geride kalsın istemiyorum. Zamanında bu bizim karşımıza bir tane boss olarak çıkmıştı. Aslında burada open world'de bir tane mini boss olarak bulunuyor. Kendisini hızlıca aradan çıkartacağız Cache Flame'le. Of. Yapmadığı şey aslında arkasına geçmek, şayet kendisi izin verirse. Sürekli kafayı böyle vurmaya devam ettiği için bir tık şey oluyor, hani sıkıntı oluyor ama elbet kendisini öldürebiliyoruz. Hani öldürmesi imkansız bir düşman değil. Şimdi bu arkadaşı öldürdük. Tık. Bir dakika. Atladığım bir şey olsun istemiyorum. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şuraya ışınlanalım. Şeye ışınlanıyorum. Katakomba ışınlanıyorum. Alacağım yukarıda bir tane daha item var. O item'ı aldıktan sonra aslında aşağının yolunu tutuyor olacağız. Pam. Bunu çağıralım. Buradan sol tarafa doğru koşturuyoruz. Şimdi burada dikkat edin, yani yere gömülü, ölmüş, artık çürümüş veya işte üzerinden çok uzun zaman geçmiş ve burada artık yerle bir olmuş golemler görüyorsunuz. Bunların bir tanesi hala hayatta, şu arkadaş. Aynen. Biz kendisini aradan çıkartıyor olacağız. Kendisine Holy Damage'e saldırmak en mantıklısı. Hani hızlı hızlı götürürsünüz. Zaten ayaklarının parlaklığından anlayacağınız üzere bu arkadaş alevden mesela hasar almaz. Hop. Ya hasar almaz değil ya, hasar alır ama o kadar fazla hasar almaz. Önünde değil arkasında durmaya çalışıyoruz. Günün sonunda ripost atabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi saldırıp kendisini öldürebilirsiniz. Ölünce bazen kullanmakta olduğu silahı düşürüyor. Ağır silahlardan bir tanesi ama oyunun başında elde edebilen güzel silahlardan bir tanesi. Buraya temel gelme sebebimiz aslında şu. Hop. Lens talismini almış olduk. Biraz daha böyle at üzerinde charge'lı ataklarla vesaire uğraşıyorsanız veya biraz böyle lensimsi içerikler kullanıyorsanız mantıklı bir talismi oluyor ama çok kullanılanı görmedim. Çok ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. O yüzden bence görmezden gelebilirsiniz kendisini. Tekrardan az önce köprüye gidiyor olacağız. Köprüye düşmanı özmeye ihtiyacınız yok. Ben sadece aradan çıkarmış olmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi kendisi tekrar geri geliyor buraya sağ olsun. Yani mini bir boss'tu ama artık çok hızlı öldürebiliyoruz. Yani onu bir şey yapmak adına güzel oluyor. Nedir? Gösterebilmek adına güzel oluyor. Şimdi burada bir tane şeyimiz var.
hava akıntımız var. O hava akıntısına koşturup atlamak istiyoruz aslında karşıya doğru. Hop, hava akıntısı sayesinde tat tatlı buraya konuyor olacağız. Gayet tatlı. Bunlarla bir işimiz yok. Dümdüz koşturuyoruz efendim. Hey hey hey. Bırak beni. Bırak beni. Ne senin bende ne benim sende bir işimiz yok yani. Sal beni. Bir saniye. Erken geldim. Buradan yukarı çıkıyor olacağız. Erken döndüm. Geç döndüm. Çok önemli değil ama bir tane daha item alıyoruz. Exalted Flash. Tamam, Turtleneck Meat. Ben niye Exalted Flash'ı hatırlıyorum? Sıkıntı değil. Burada bir başka bölgemiz bulunuyor. Bir başka mağaradayız. Şimdi yine Grace'imizi yakıyorum. Sonrasında şunu aktive ediyorum. Lambamı yakıyor olacağım. Rahat ilerleyebilmek adına. Yani dilerseniz şey yapabilirsiniz. Nedir adı? Yani Grace'e bir tur dinlenip canınızı vesaire fulleyip flaskınızı vesaire yenileyip devam edebilirsiniz. Ben çok onunla şu an vakit harcamıyor olacağım. Şimdi burada kalkanda olmanızda fayda var. Çünkü burada çok fazla sayıda kurt var aslında. İlk seferde gelseydin çok daha güzel olacaktı. Hop arkadaşlar alalım. Ne oluyor olacağım? Sağdaki kuyudan aşağı inmeden önce şuradan bir devam edin. Burada bir tane daha item var. Burada şurada biraz çalıların ardında kaldığı için gözükmeyen bir başka arkadaş var. Mesela burada da hani o şey nedir adı? Patches'ın şeyinde olan... Öldüm mü? Aa, ölmedim, okey süper. Patches'ın mağarasında olan şey olsun isterdim. Hani çanlar vesaire olsun isterdim. Çünkü çok uygun bir mağara yani tasarım olarak vesaire ama yok. Şimdi bunu aşağı düşüyor olacağız. Bu arada az önce tam böyle bir canla kala kurtuldum. Bunu şans olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda mekanik olarak düşünebilirsiniz. Elden Ring'de gerçekten hem bossların hem sizin bir canla hayatta kalmasına imkan tanıyan bir mekanik var. Yani bunu oyun kendiliğinden yapıyor. Yani sizden bağımsız olarak aklınıza bulunsun. Bunu aldık. Aşağı gidiyor olacağız. Bunları öldürelim. Ne olacağım? Şimdi buradan dümdüz giderseniz bir bölge çıkıyor olacaksınız. Bir de şu içerikleri kırıp şuradan ilerleme imkanınız var. Buradan giderseniz bir item aldıktan sonra o mekana çıkıyor olacaksınız. Daha önce benzeri bir içerik görmüştük zaten. Yani yepyeni bir şey değil bizler için. Şu item alıyorum. Aşağıda kurtlarım var. Kurtların olduğu yere iniyorum. Bam. Her ne kadar kurtlar hani holy hasara karşı zayıf vesaire olmasalar da holy ile bufflamış olduğum için ekstradan hasar vurabildiğimden dolayı kendilerini öldürebiliyorum. Şu sağ taraf işte aslında normalde ilerleseydik geleceğimiz yerdi. Şimdi burası bir tık garip belki veya bir tık zor. Burası platforming bölgesi. Bunu aşağı şu sol tarafa odaklanın. Sol tarafta iki tane şey var. Sağınızda bir şey var ama sol taraf bir tık daha sıkıntı. Gerekirse bu mağaraya gidin. Mağarada girdikten sonra öldürün bu arkadaşları, çok dert değil. 3 tane şey olacak burada. Nedir adı? Yarası olacak. Onları öldürün. Buradan son Smithing Stone 2'yi almış olduk. Dümdüz koşturuyorum. Şu küçük yaratıkla hiç uğraşmıyorum bile. Buradan Golden'un 4'ü aldım ve kaçıyorum. Gerekirse bunu öldürebilirsiniz de boş yere uğraşmış olursunuz. Çok lüzum yok. Şimdi bu şelaleden aşağı düşmemiz lazım aslında. Aşağıda bir tane platform var. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hop. Şu şekilde düşüyorsunuz. Genelde buraya yazı bırakırlar. Hani yazı bırakanlara şey yapabilirsiniz. Teşekkür edebilirsiniz. Ama günün sonunda hop oraya düşmemiz lazım. Hani yazılardan da ziyade. Çünkü yazı her zaman herkeste olmayabilir. Buradan şamşiri alıyoruz. Biraz değişik bir silah. Keyifli bir silah. Hasarı açıkçası oyunun başında iyi olan bir silah. Ama oyun ilerleyen noktalarına bir tık gidiyor diyebilirim. Gelecek misin peki? Hadi bakalım. Bu arada bunu ben belirtmeyi unutmuşum. Hani burada kısaca söylemiş olayım. Oyunun başında
hiçbir silah şey değil. Nasıl diyeyim? Hiçbir silah işte A scalingine, S scalingine falan sahip değil. Bir tane şey aldık gerçi. Hani orada onu inkar edemeyeceğim. Bir tane nedir adı? Asa aldık ama oyunun başındaki standart silahların hiçbir tanesi böyle A, B, S scalingine vesaire sahip değil. Silahları arttırdıkça o scalingleri elde edebiliyor olacaksınız. Ama arttırana kadar, onları güçlendirene kadar elde edemeyeceksiniz. Dolayısıyla hani silahların scalinginden ziyade hasarlarına odaklı bir build gitmeye çalışın. Şimdi burada Fur Calling Finger Remedy diye bir item aldık. İleride bu item'dan alacağımızdan bahsetmiştim. Fur Calling Finger Remedy şuna yarıyor. Bunu kullandığınızda Summoning Pool'ların yanına özellikle kullanın. Kullanmanız durumunda size varsa Summon Sign çıkartıyor. Bunu varsa diye ifade ediyor olmanın temel sebebi şu. Oyunu aynı anda 100 bin oyuncu oynuyor olabilir. Bunların 20 bin tanesi yere Summon Sign koyabilir. Summoning Pool'un yan tarafı veya etrafı sapsarı olmasın diye oyun bunları rastgele atıyor aslında. Rastgeleden kastım da şu. Belli bir level aralarındaki insanlara o level aralarında yere bırakılmış olan Summon Sign'ları paslıyor. Size gelmemiş olabilir. Size gelsin istiyorsanız, yani bayağı co-op yapmak istiyorsunuz. Size gelsin istiyorsanız bu adına faydalanabilirsiniz. Mesela nerede faydalanmak isteyebilirsiniz? Örneğin şuradaki ejderhayı kesmek için bundan faydalanabilirsiniz. Güzel bir opsiyon olur. Bunu ben belirtmiş olmak istedim. Şimdi burada bir tane golem boss'umuz var. Zaten daha önce bir tanesini kestik. Bir diğerini buraya kesiyor olacağız. Bu sefer boss olarak kesiyor olacağız. Geldim buraya. Ayağına saldırdım. Hani yeni bir içeriğimiz yok. Yine ayaklarının yanında da arkasında durmaya çalışıyorum. Önde durmamaya çalışıyorum. Başka saldırıları da var aslında ama sanırım buna biraz mesela şu swipe'lar vesaire daha keyifli olabilirsin. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Hani bu arkadaşın alevlere karşı çok fazla şey olmayacağını söylemiştim. Hasar almayacağını söylemiştim ama bir şey gösterebilmek istiyorum. Bu büyük bir saldırısı. Evet. Yuvarlamam tekrardan. Şu hasarı bir gösterebilir miyim dostum? Bir dur. Gördüğünüz gibi mesela bir miktar hasar vurabiliyorum belki ama şey değil. Hani elindeki mesela poli kadar vesaire bir hasar vurmuyor aslında. Şu an kontrolörüm kopuyor. Bir sebepten ötürü sanırsam bir bağlantı sorunu vesaire var galiba kabloda. O yüzden bir tık koptuğuna denk geliyorum ara ara. Hop. Bu yere alev üfleme saldırısı. Bunu çok sık yapmaz. Yaparsa ayağının arkasında olmaya dua edin. Diğer türlü bir miktar hasar iyi olacaksınız. İyi bir miktar hasar iyi olacaksınız. Peki. Tamam. Bunu göstereyim. Yıkıldı. Yıkıldıktan sonra şuradan gövdesinden ripos alıyorsunuz. Hani golemlerde gövde, trollerde kafa, ayılarda kafa gibi düşünebilirsiniz. Öldürünce Blue Dancer Charm'ı elde ediyorsunuz. Yine çok sık kullanılan talismanlardan bir tanesi değil. Tanıtmak gerekirse şuradaki arkadaş sizin eğer giymekte olduğunuz ekipman şeyi hatta onu da gösterelim. Ekipmanın ağırlığı azsa yani düşük seviyedeyse daha fazla hasar vuruyorsunuz. Bunu nasıl anlayacaksınız? Sağ tarafta Equip Load diye bir şey var. Burada Medium Load diye yazıyor. Ben mesela orta seviye bir ağırlıktayım şu an. Bu heavy load yazarsa karakteriniz biraz fazla hantallaşır. Düşük loadlarda daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Düşük loadlarda daha fazla hasar almak için Blue Dancer Charm'ı takmak bir opsiyon, bir imkan. Tabii ki takıp takmamak yine sizlere kalmış. Ben çok tercih edeceğinizi zannetmiyorum düşük ekipmanlı olsanız dahi. Efendim günün sonunda aslında bu bölgelerdeki içerikleri tamamlamış olduk. Burada bir aksilik olmazsa şuraya gelelim. Aynen. Şimdi burada bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda aslında geride kalan belli başlı bossları aradan çıkarmaya çalışıyor olacağız. Aynı zamanda belli başlı içeriklere ben yer vermeye çalışacağım. İlk olarak aslında night time bossları yani gece bosslarını aradan çıkartacağız. Şu arkadaş. Bunu en sona bırakıyoruz. Bunu bir sonraki videoda değil bir başka videoda aradan çıkarmaya çalışacağız. Şu boss'a bir kafa atacağız. Hani ne kadar zor olduğunu gösterebilmek adına. Şunun ikisine henüz dokunmuyoruz. Şu iki içeriği henüz dokunmuyoruz. Yani temelde şu 3 tane boss'u aradan çıkartıyor olacağız. Daha sonrasında aslında Weeping Peninsula bölgesine doğru yavaştan ilerleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.